Of, saat kaç oldu? Hala gelmedi bunlar. Hayatım, her gün aynı saatte dönüyorlar okuldan. Sakin ol biraz. Olamıyorum şekerim, meraktan çatladım yani. Ben de. Alt tarafı bir karne alacaklar. Amma büyüttünüz abi ya. Sen öyle gevrek gevrek gül bakalım. Baba olunca anlarsın. Hayatım, ben sana şunların şu törenine gidelim dememiş miydim Allah aşkına? Çocuklar istemediler ki. Hem artık ikisi de büyüdü Sadık. Yok efendim, çocuklar velileriyle karne almaya gitmezlermişmiş de bilmem ne de. Allah Allah. Bak, bugün gitmedik ama yarın sene sonu balolarına mutlaka gideceğiz, tamam mı? Saçmalama Sadık. Ne işimiz var çocukların arasında? Aa, ne demek ne işimiz var? Biz de dans ederdik hayatım. Hem böyle günlerde çocuklarla birlikte olmayı çok istiyorum ben. Ah, o karneler, o karneler bir kötü gelsin. İşte o zaman ben görürüm seni abi. Gelmez, gelemez. Benim çocuklarımın ikisi de zehir gibidir. Ha, bana çekmişler, bana. Sana hiç çekmemişler. Geldiler. Dur ben bakayım. Ya. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Merhaba. Karneler nerede, karneler? Geçin bakalım, geçin bakalım. Oh, ah. Tatlinamı almış. Ceren de, aferin size. Gören de çocukları Oscar almış zanneder. Ne dediğini bilmiyorum amca ama sana katılıyorum. İşte benim çocuklarım böyle, gördün değil mi amcası ya? Babalarına çekmişler babalarına. Aferin benim kızım, aferin be. Harikasın. Canım benim. Tamam değil mi benim yavrum? Benim küçük kızım. Benim gülüm. Aslan oğlum benim. Evet, şimdi benden her şeyi isteyebilirsiniz çocuklar. Tatil diyeyim tatil, bisiklet diyeyim bisiklet. Ha? Ben bisiklet istiyorum baba. Yazın Tuğçe'yi her gün göremeyeceğim ya. En azından evine bisikletle gider gelirim. Ben de bir şey isteyebilir miyim? Ceren'cim, sen ne istiyorsun hayatım? Yıl sonu balosuna 5 bulayım yeter. Ha, tamam hayatım, ben sana kavalyelik ederim, aşk olsun. Öyle değil, gerçek kavalye istiyorum. Ya amanın, ben gelirim seninle. Benim yaşımda biri diyorum. Hiç şaka kaldıracak durumda değilim. Tamam Ceren'cim, onu yarına kadar hallederiz. Hayır Betüş, ben onun baloya bir erkekle gitmesine izin veremem. Baba ya, abime bir şey söyler misin? Baloda kız kıza mı dans edeceğim? Sana ne oluyor Cem? Allah Allah, ben bir kerelik kızıma izin verdim. Hiç surat asma abi. Sen Tuğçe'yle giderken iyi ama. Ben senden büyüğüm Ceren. Aa, hadi bakalım, böyle bir günde didişmek olmaz. Bu güzel karneleri şöyle çok güzel bir akşam yemeğiyle kutlayalım, tamam mı? Herkes ellerini yüzünü yıkasın sofraya, tamam mı? Hadi bakalım Çilek. Aa, Çilek nerede? Aa, şimdi buradaydı. Çilek! Dur Betüş, biz onun yanına gidelim. Ona karnelerimizi gösterin, kim bilir ne kadar sevinecek. Uy, hadi ben bakalım. Geçeceğim seni, ben geçeceğim. Karnelerimizi aldık. Abim de takdir aldı, ben de. Babam karne hediyesi olarak değil, sensek alacakmış. İyi. Sen sevinmedin mi?
mi takdir aldık diye. Sevindim. E peki ne yüzü nasıl? Uykum geldi. İyi o zaman. Sen yemek olana kadar uyu. Biz seni sonra uyandırırız. Bundan sonra tatil boyunca evde istirekçim. Her gün bol bol oynayacağız. Hadi abi banyoya. Demek ki tatil bitene kadar herkes sizinle ilgilenecek. Ya baba ya, şuna baksana. Çok tatlı değil mi? Tatlı ama bence tembel. Aa, nesi tembel ayol? Ne zaman sihirli aynadan onu göstersen, birileri iş yapıyor, o oturuyor. Yoruluyor da oturuyor. İşi mi var ki yoruluyor? İş ararken yoruluyor. Hem başvurduğu yerlerden haber beklerken bütün gün Betüş'ün kafesinde arı gibi çalışıyor. Balım. Tamam, bal gibi oturuyor işte. Ya baba ya, ben böyle ömrümün sonuna kadar Tarık'la annemden gizli gizli mi buluşacağım? Annen bu işe razı olana kadar evet. Razı olursa tabii. Liseli fani aşıklar gibi köşe başlarında 5 dakika, 10 dakika buluşmaktan sıkıldım. Annem tatile gitse de bari rahat rahat buluşsak Tarık'la. Ağzından yer alsın. Bir yere göndermem anneni. Aa, o niye o? Bakıyorum annemden bir gün bile ayrılamıyorsun baba. Yoksa Umur Bey'le buluştu diye annemi kıskandın mı? Ne alakası var canım? O adamın nesini kıskanayım ben? Annen sizin başınızda bulunsun diye yani. Ben de inandım. Hadi Tarık'cığım yemek hazır sofraya. Tamam geldim. Cem, Ceren, Çilek hadi yemek hazır. Geliyoruz Betüş. Hadi Ceren Çilek'i uyandır. Çilek'cim hadi uyan sofra hazırmış. Hadi gel bize. Hadi servise başla, karnım çok aç. Allah Allah, hayırdır? Gelen annemdir herhalde. Umur Bey'le buluştuktan sonra size uğrarım demişti. Bakalım. Selam. Anneciğim hoş geldiniz. Ne bu neşe böyle? Amanın hoş geldiniz. Hoş geldin anneanne. Anneanne biliyor musun ben takdir aldım. Ben de. Ne güzel, tebrikler. Yani Betüş çok haklı. Yüzünüzde güller açıyor anne. Öyle. Hadi bakalım siz yemeğe. Bunu neye borçluyuz acaba? Umur yarın seyahate gidiyor ya. Tabii bana söylemişti, Amerika'ya gidiyor 3 gün. Bunun için sevinmiyorsun herhalde anne. Tabii ki hayır. Beni de davet etti. Boş zamanlarımızda da Amerika'yı gezeriz dedi. Nasıl böyle bir şey der? Halbuki bana seni götürürsem masraflı olur dedi. Sizi davet etti demek. Anneciğim gitmiyorsunuz değil mi? Yani kabul etmediniz. Ayol aptal mıyım? Tabii ki kabul ettim. Üç gün yok. O kadar sevinme şapşal. Eda'yı da birlikte götürüyorum. Hayatta gitmem. Hayatta göndermem. Annen o kart zamparayla semt pazarına bile gidemez. Ne olur gönderme baba. Ne olur. Merak etme, göndermem. Ölürüm de göndermem. Anneciğim hadi gelin bizimle beraber bir şeyler yiyin. Şu Amerika meselesini de yemekten sonra ayrıntılı olarak ikimiz konuşuruz. Amerika meselesinde konuşulacak bir şey yok. Çünkü ben Amerika'ya gidiyorum. Ama kayınbiraderinin olduğu sofraya kesinlikle oturmam. Aşk olsun anneciğim, kardeşim size ne yaptı ki? Senin yaptığının aynını yaptı, kızımı kendine aşık etti. Aynı zamanda ben de ona aşık oldum efendim. Tamam, ben seninle muhatap değilim, sen benimle konuşamazsın. Ama kızımdan ve benden uzak dur. Amanın çok korktum. Küstah! Ben gidiyorum Betüş. Şunun evde olmadığı bir gün sofranızda yemek yiyebilirim. Anne. Eyvah, annen Tarık'a çok taktı. Ben de ona taktım. Çocuklar, Çilek nerede? Uyuyordu, seslendik ama. Bu saatte mi uyuyor? Allah Allah, hasta falan mı? İyiyim, yok bir şeyim. Of, annem eve dönüyor baba. Dönsün, gelsin bakalım. Şuraya yazıyorum, döner dönmez diyecek ki Eda, eşyalarını topla, hemen Amerika'ya gidiyoruz. Desin,
Nasıl olsa gidemeyecek. Ha, nereden bu kadar emin olabiliyorsun? Eğer o kart zamparayla giderse döndüğünde beni bulamayacaktı ondan. Ahdım olsun evi terk ederim. Ne? Şşt, sessiz ol, geliyor. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber anne? İyilik. Hazırlan, sen, ben ve Cici baban Amerika'ya gidiyoruz. Ben sana demedim mi baba? Ne dedin sen? Her şeyi sihirli aynadan gördük Dudu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne, ne, ne? Hele o herifle gitmeye kalk. Bir daha yüzümü göremezsin. Ah, ne münasebet. Hah. Hahmış. Hah. Ay, düşündükçe sinir oluyorum vallahi. Yani annemin Amerikalarda Umur Bey'le birlikte ne işi var hiç anlamıyorum. Hayatım vallahi yani bana laf düşmez. Neticede ben Eloğlu'yum ama yani Umur Bey'le annem arasındaki hal ve gidişat bayağı ciddi. Şu Umur Bey'e o kadar sinir oluyorum ki. Ukalanın, samimiyetsizin teki. Ya aslında o kadar da kötü bir adam değildir Umur Bey. Yani sadece her patron gibi biraz böyle kibirli, biraz mesafelidir o kadar. Neyse ne işte. Annemin o adamla o kadar haşır neşir olmasına dayanamıyorum. Bak şimdi ama annemize de haksızlık etmeyelim. O yaşta bir kadının yapayalnız olması hiç iyi bir şey değil. Çok kötü. Annem yalnız değil ki. Babam mı? Yani ablam var Eda. Ama ikisi de farklı şeyler güzelim. Yani koca başka, evlat başka. Sonuçta nasıl olsa Eda evlenip gitmeyecek mi? Tarık'la olduğu sürece hiçbir yere gitmeyecek. Doğru ya. Hay Allah. Sadık. Ha? Sen bugün çilekte bir tuhaflık hissettin mi? Yok, hissetmedim. Sadece biraz sessizdi o kadar. Hayır, doğru dürüst yemeğini yemedi. Konuşmadı, gülmedi. İyi misin dedim. Evet dedi. Ateşine baktım. Ateşi falan da yoktu ama... Yani yine de bana bir tuhaf geldi. Yok yok bak. Endişelenecek bir şey olsaydı zaten Çilek bize mutlaka söylerdi bunu, tamam mı? Hadi artık uyuyalım. İyi geceler şekerim. Canım benim. Hadi, hadi geceler. Sağ ol. Ay şu başucumuzdaki şeyleri kapatsana, lambaları. Olur canım. Hadi iyi geceler. Günaydın. Hadi çık oradan da ben gireyim. İşim gücüm var. Korkma, yemem seni. Aman ne korkacağım senden? Olsa olsa tiksinirim. Ya iyi ki zamanında aşkına bir karşılık vermedik. Ömür boyu düşmanlık ilan ettim. Ben sana aşık falan değildim. Amanın bir de inkar ediyor. Hadi çık oradan, işim gücüm var dedim. Ağla, ağla Firuze, ağla, anlat. Hadi Tarık, hazırsan çıkalım. Hazırım yenge, hemen geliyorum. Günaydın Firuzeciğim. Günaydın Betüş Hanım. Nasıl geldi çocukların karneleri? Mahmut takdirname aldı. Hepsi sınıfını geçti. Cemre Ceren ne yaptı? Onlar da takdirname aldılar. Akşama yıl sonu baloları var da pastalarını ben yapacağım. Babaları da balo kıyafeti almak için onları şimdi dışarı çıkaracak. Ah, geldiler bile. Günaydın. 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 Günaydın çocuklar, günaydın. Hadi tatlım biz çıkıyoruz. Tamam telefonlaşırız. Hadi hoşçakalın. Hadi bakalım. Ağla, ağla Firuze. Ben de kahvaltı hazırlayayım bari. Hayır hayır, hiç zahmet etme. Çocuklara söz verdim. Bugün birlikte kahvaltı yapacağız Boğaz'da. Ya hadi görüşürüz. Ha bu arada ne diyeceğim? Firuze, siz de Çilek'te böyle sakin sakin kahvaltı yaparsınız. Tamam. Hadi yürüyün bakayım çocuklar. Baba. Güle güle. Güle güle. Güle.
günaydın kocacığım. Günaydın karıcığım. Saklama hayatım. Rahat rahat bak, aşk olsun. Saklamayayım mı? Hadi gel, daya gözünü daya. Bak bakalım periler falan var mıymış? Enteresan bir şey görürsen bana da haber vereceksin. Tamam mı? Bir dakika Suzan, sen ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun? Ne konuda Avni? Yani normal şartlarda beni parçalaman gerekirdi de. Aa, niye? Teleskopla bakıyorsun diye mi? Aa, geçti artık şekerim o günler. Açtım ben o meseleyi. Gayet normal bir şey yani. Bunca yıllık evli her erkek gibi, hele hele 24 saatini evde geçiren her erkek gibi... ...senin de hayatında bir takım değişiklikler istemen gayet doğal bir şey. Artık sana kızmıyorum. Senin kendine bir meşgale bulman lazımdı. Sen de bunu buldun. Ne yapalım? Yani Suzan, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana gösterdiği bu hoşgörüden dolayı neredeyse gözlerim yaşaracak. Olsun artık o kadar değil mi Avni'ciğim? Birbirimizi yemekten sinir namına bir şey kalmadı. Artık ikimiz de kendi hayatlarımızı yaşayalım da... ...eve döndüğümüzde birbirimize anlatacak, paylaşacak bir şeylerimiz olsun değil mi? Evet karıcığım. Sen ne dedin? Eve döndüğümüzde mi dedin? Hı hı. Dışarı çıkıyorum da hayatım. Nereye gidiyorsun sabah sabah? Chat arkadaşlarımla buluşmaya. Hay Allah. Niye kalkmadı hala bu kız? Ay niye bu kadar şaşırıyorsun Avni? Senin sanal perilerin varsa benim de sanal arkadaşlarım var artık. Ya yani Suzan, nereden, nasıl buldun bu arkadaşlarını? Sen farkında değilsin tabii. Perilere bakmaktan yatak odamıza pek uğramadığın için... ...aldığın bilgisayarı da göremedin değil mi? İnternete bağlandım ayol. İnanır mısın Avni, bir haftadır ICQ senin, Netmeeting benim, geziniyorum. Oradan buldum bu arkadaşları da. Ay hadi lafa tutma beni, Boğaz'da kahvaltıya bekliyorlar. Bir dakika Suzan. Anne. Kimin nesi olduğunu bilmediği insanlarla nasıl buluşursun canım? En azından benimkiler gerçek Avni. Ay hadi oyalama artık. Sana iyi eğlenceler hayatım. Ciao. Çilek. Uyandığında niye aşağıya gelmiyorsun? Herkes gitti mi? Gittiler. Ne oldu ki? Gel aşağıda konuşalım. Peki hadi gel bakalım. Sen? Yoo, çoktan. Ne yapıyorsun peki bu kadar zamandır? Ne oldu koluna bacağına? Kırdım. Nasıl? Merdivenden mi düştün? Yoo, sihirle ben yaptım. Annem beni Amerika'ya götürmesin diye. Hey Allah'ım, kuş kadar aklın yok mu senin? Ne alakası var şimdi? Hareket edemezsem annem beni taşımak zorunda kalır. Böylelikle belki de beni Amerika'ya götürmekten vazgeçer diye düşündüm. Yani senin anlayacağın tek çare buydu. Annen zaten bir yere gitmeyecek. Sen öyle zannet. Az önce sihirli kilodan baktım, odasında valizlerini topluyordu. Ben odasına giremiyorum. Uygunsuz bir durumda görmeyeyim diye. Sen git seslen bakayım, aşağı gelsin. Onunla konuşacaklarım var. Yani şimdi baba bir şey diyeceğim ama... ...sen bu halinle annemle konuşsan ne olur? Konuşmasan... Sen git çağır dedim. Gerisini bana bırak. Aşağıda bekliyorum. Tamam. Ay. Eda, bu ne hal? Bu ne kol bacak? Hadi. Bir yandan sütünü iç, bir yandan anlat bakalım. Yok, sen anlat. Neyi? Karne, bu nasıl bir şey? Herkes bu kağıt yüzünden Ceren Necem'e hediyeler alınıyor. O kağıt, yani karne, okula giden insanların bir yıl içinde derslerinde başarılı olup olmadıklarını gösteriyor. Eğer başarısız olurlarsa sınıfta kalırlar.
Başarılı olurlarsa sınıflarını geçiyorlar. Bak Cem'le Ceren bütün derslerinden 5 almışlar. Sınıflarını geçmişler, bir de üstüne üstlük takdirname almışlar. Bu yüzden Betişler onları hediye alacaklar yani. Onları benden daha çok sevecekler. Aa, o nasıl söz Çilekçim? Onlar hepinizi eşit seviyor. Hiç de değil, dün hep onlara ilgilendiler. Hem sırf onlara hediye alacaklar, hem de ne isterlerse. Vakti gelsin, sana da alacaklar. Azıcık sabret, 2 sene sonra sen de okulda olacaksın. Olmaz. Bak şimdi ben okul yazma bilmiyorum ama sen bana yardım eder misin? Ne gibi? Bana bunun aynısından yap, hepsi 5 olsun. Çilek. Lütfen Firuze abla. Çabuk düzel. Senin Amerika'ya geleceğime kafam dahil bütün vücudumu kırarım, daha iyi. Ben yokken o salakla dolaşacaksın değil mi? Sen yokken diye bir şey yok Dudu. O adamla hiçbir yere gitmeyeceksin. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Sana soran mı var? Çabuk hazır ol. Umur havaalanında bizi bekliyor. Babam. Dudu, sana son kez söylüyorum. Gidersen bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Ay, dün akşamdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Çok korktum. İster inan ister inanma Dudu, ben kararlıyım. Bu şatodan o adamla buluşmak için çıktığın an beni de hayatından çıkar. Yetti artık. Efendim buyurun. Efendim bu da sizin. Afiyet olsun efendim. Bir yeriniz varsa lütfen çağırın. Hoppa. Tarık'cığım bak şimdi pastalar 3 numaraya. Tamam mı? Meyvelikleri de 5 numaraya. Yalnız öyle kahvede kahve servisi yapar gibi istemiyorum. Lütfen biraz kibar ol, tamam mı? Tamam yenge, emrin olur. Ya. İyi, 5 numara buyurun. Meyve sularınız geliyor. Hoppa dur bakayım. Tamam. Efendim meyve suları. Bu sizin efendim, afiyet olsun. Bu da sizin, buyurun. Buyurun efendim. 3 numara hazır ol, pastalar geliyor. İşte enfes bir pasta efendim. Bu da sizin. Afiyet olsun efendim. Ya amanın. İşte gel buraya gel. İşte kalbimin 1 numaralı masasının tek müşterisi geldi. Ay, teşekkür ederim aşkım, şahane bir karşılamaydı ama Betüş'e bir şey söylemem lazım, indir beni. Ben seni götürürüm aşkım, aşk olsun. Yok hayır, olmaz. Betüş'le yalnız konuşmam lazım. Sen gelmesen daha iyi olur. İyi peki, buyurun. Buyurun. Kızma benim sert erkeğim. Madem aramızda gizlimiz saklımız var, kızdım ben. Eda ne oldu? Betüş. Efendim söylesene. Çok çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Annemle babam birbirlerine girdiler. Gene mi? Evet ama bu sefer durum gerçekten ciddi. Seni o yüzden çağırmak için geldim. Hemen şatoya gitmen lazım. Yoksa her şey daha da kötü olacak. Tamam tamam. Niye kavga ettiklerini tahmin edebiliyorum. Ben hemen şimdi şatoya giderim. Yalnız sen burada Tarık'la kal, tamam mı? Kafeyi onu yalnız başına bırakmak istemiyorum. Hadi hoşça kal. Çekil önümden Taci. Uçağı kaçırıyorum. Geç kaldım. Çekilmem Dudu. Çekilirsem sonsuza kadar çekilirim. Aa, saçmalama. Alt tarafı bir tatile çıkıyorum. Ne bu kapris? Tatile çıkmıyorsun. O kart zampara iş seyahatine çıkıyor. Sen de peşine takılıyorsun. Öyle olsa bile sana ne? Ha, sana ne? Sen benim çocuklarımın anasısın. 3 gün herkeslerden uzakta. O adamla nasıl baş başa kalırsın? Hem de benim kanımdan canımdan olan kızımı yanına alarak. Ha? Anne baba, ne oluyor size Allah aşkınıza? Ne olacak? Anan Umur Bey'le birlikte Amerika'ya gitmeye kalkıyor. Ayol 3 güncük maksat tatil olsun. Hadi oradan. Tatilmiş. Tahmin etmiştim zaten. Babana bir şey söyle Betüş. Umur'la gidersem şatoyu terk edecekmiş. Ona neyse. Bak 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 bak, beni neyle tehdit ediyor? Beni.
Ah, sen git elin adamıyla koyun koyuna dolaş. Ben de burada kuçu kuçu seni bekleyeyim. Ha, iyi vallahi. Babam haklı ama anne. Yani Umur Bey'i daha doğru dürüst tanımıyorsun ki. Ne işin var onunla Amerikalarda filan? Aa, karışmayın bana. 450 yaşında özgür dul bir kadınım. İstediğim gibi yaşarım. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Ne demek gelmeyin üstüme, gelmeyin üstüme? Öyle çifte standart yoktu Doğan'ım. Ya beni de eski halime çevirirsin, ben de bildiğimi okurum. Ya da gitmeye kalkarsan döndüğünde beni bulamazsın. Aa, Taci yeter. Ama. Yetmez ama. Benim son sözüm bu. İşte bu kadar. Üstü kalsın istemez. Güle güle. Pardon, bakar mısınız? Efendim? Size diyorum, bakar mısınız? Beni çağırdın. Evet. Bir şey mi vardı? Hesap istemiştik ama. Duyamadım efendim. Buyurun. Hesap istemiştik. Hesap istemiştik. Evet. Tabii. İki dakika bekle, geliyorum. Hesabı istiyorlar. Sen mi hazırlarsın, ben mi hazırlayayım? Ben hazırlarım. Hem de götürürüm. Bak Tarık, bana kızgın olduğun için herkese kötü davranıyorsun ama... Yapmasan iyi olur. Bak, kafede insan kalmadı. Ben seninle konuşmuyorum. Ya, Tarık, niye hala tafra yapıyorsun? Yaparım Eda. Sen benim sevgilimsin ama Betüş'e söylediğin o gizli şeyi hala bana söylemedin. Söyleyemem çünkü. Çünkü ne? Çünkü babamla annem kavga etti diyemem. Babamın hayatta olduğunu kimse bilmiyor ki. Evet, evet, evet. Seni duyamıyorum. İçimden konuşur gibisin. Buyurun buraya, buraya. Evet. Ya gerçekten söyleyemem Tarık. Öyle mi? Madem öyle, bu iş bitti. Öyle mi? Hı-hı. Sen zannediyorsun ki bu işi bitirdin. Hayır efendim, ben bitiriyorum. Bu iş bitti. Hesap. Anne, artık başım döndü vallahi. Aa, sinirimden çatlayacağım. Adama bak ya. Dikilmiş kapının önüne, gitmeyeceksin de gitmeyeceksin diye tutturdu. Hayır, tutturmadım. Gidersen beni bir daha göremezsin dedim. Ne dediysen dedin. Birazdan uçak kalkacak ve ben hala buradayım. Bana bak, eğer o uçağı kaçırırsam yaz ortasında seni penguene çeviririm. Ne oluyorsun Betüş? Ay, çıldıracağım. Dudu, Dudu, sen ne biçim bir annesin? Bak, Betüş katıla katıla gülerken ölecek şimdi. Nefes alamıyor, ölecek kız. Ayol, ne ölmesi? O bir peri. Kendine gel Betüş, kendine gel. Baba, sen niye kapının önünde oturuyorsun? Annen gitmeden önce son bir defa düşünsün diye. Nesi komik bunun? Peki anne, sen niye gitmiyorsun? Baban kapının önünden ayrılıyor mu ki? Görmüyor musun? Anne, baba, hala farkında değil misiniz? Neyin? Baba, annem bir peri. Sen istediğin kadar kapının önünde dur. O isterse çeker gider. Tabii ya, ben bir periyim. Ya, demek ki sen de gitmeyi çok istemedin ki hala buradasın anneciğim. Ayol, ne alakası var? Dönünce beni bulamazsın dedi, kafam karıştı. Aa, ben dün gece ne yediğimi bile unuttum kızım. Hadi hadi, babamın gitmesinden korktun değil mi? Aferin Betüş. Cevap ver bakalım Dudu Hanım. Aman havalara girme hemen densiz. Çocuklarımı babasız bırakırsın diye korktum. Sen onu külahıma anlat. Bence ikiniz de itiraf edin artık. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Hiç de değil. Anne, ne münasebet. Ay, birazdan uçak kalkıyor ve ben hala buralardayım. Ben gidiyorum. Ne halin varsa gör. Alo. Ha, Umurcuğum, şimdi evden çıkıyordum. Ha? Öyle mi? Hey. Sana iyi yolculuklar. Uçağı kaçırdım işte. Peri olduğumu bilmediği için de sihir yapıp yetişemiyorum. Sihirlerden sihir beğen Taci. Bitti sen.
Oh canıma değsin, iyi oldu. Kaçma. Evinde çoluğunun çocuğunun gel, başında kaldın. Ah ne gel, kadar memnun oldum evde kaldın. Eda, o meseleyi hallettim. İyi. Ne oldu size bakalım? Hem niye kafede kimse yok? Onun yüzünden. Ne oluyor? Ayrıldık. Aynısından olsun bak. Tamam. Ay başıma gelenler. Bu yaşta uğraştığım şeylere bak. Hepsi beş olacak unutma. Tamam tamam. Bir şey daha soracağım Firuze abla. Balığı dışarıda kar mı alamama gidebilir? Evet. Bir de balığı giriş parası vermeye gücü yetenler. Anladım. Nereye? Benim odamda bir işim var. Sen devam et. Nereye gittin Suzan? Kimlerlesin? Ya kaç saat oldu telefonun kapalı. Beni meraktan çatlatmaya mı çalışıyorsun? Of! Sana perilerin olduğunu kanıtlarsan bana inat yapmaktan vazgeçecek misin? Aha! Aha işte görüyorum. Görüyorum işte. Çilekte peri işte görüyorum. Görüyorum. Ah Suzan niye sen yokken oluyor bütün bunlar? Vallahi billahi iki gözüm önüne baksın görüyorum işte. Ha, tabii ya tabii ya. Daha önce niye aklıma gelmedi ki? Daha önce niye aklıma gelmedi ki? Suzan sana perilerin gerçek olduğunu kanıtlayacağım şimdi. Bekle Suzan kanıtlayacağım. Nerede bu? Sevgililer birbirlerinden hiçbir şey saklamazlar. Bu söylenecek bir şey değil. Yoksa hayatında başka biri mi var? Tabii ki yok. Aa Tarık, Eda kendinize gelin ama. Ne bu böyle çocuklar gibi kavga ediyorsunuz? Hem insan böyle bir sebepten ayrılır mı? Ben ayrılırım arkadaş. Ya sevgili dediğim bana her şeyini anlatır ya da sırlarıyla beraber çekip gider. Aynen. Ya benim sevdiğim adam bana anlayışlı, hoşgörülü davranır ya da ben böyle bir adam bulana kadar bekar kalırım. Öyle mi? O zaman güle güle. Sana da. Eda, Tarık. Ay ne oldu şimdi durup dururken size? Biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Şekerim, Tarık'ı gördük. Yıldırım gibi geçti yanımızdan. Suratı çok tuhaftı. Ayrıca burası da boş. Herhangi bir şey mi oldu? Ay, sorma, Eda ile bozuştular. Tarık herhalde eve gitmiştir. Müşteriler de gerginlikten kaçtı diye düşünüyorum. Ay, ben Tarık'la konuşurum. Yani o zaman böyle yapacaksa gelmesin bir daha buraya. Aa, yok yok, bakarız bir çaresine. Siz neler yaptınız bakalım? Çok güzel şeyler aldık. Ama bir türlü kavalye bulamadık. O zaman kafeyi kapatıp eve gideriz. Balo saatine kadar da bir şeyler düşünürüz senin için. Şey, bu arada çok komik bir şey oldu. Ne oldu? Suzan Hanım var ya, hani bizim komşunun karısı. Boğaz'da kahvaltı ederken gördük. Yalnız mı? Ne yalnızı? Yanımda en az 10 kişi vardı. Ya, arkadaşlarını tanıştırırken chat arkadaşlarım dedi. İnternette tanışmışlar. Hem de daha ilk defa bugün karşılaşıyorlar. Allah Allah. Sen beni yollamadın ya. Kal orada da gör gününü. Dudu lütfen indir beni buradan. Hadi indir çabuk. İndirmeyeceğim işte. Seni penguene çevirmediğime şükret. Orada kalacaksın, orada uyuyacaksın, orada çişini yapacaksın. Bir yere gidememek nasılmış gör bakalım. Oh.
Geldin demek. Nerelerdeydin? Yok bir şey. Neredeydin dedim. Betüş'ün kafesine uğradım. Tarık'la karşılaştık. Ayrıldık. Mutlu musun? Ayrıldınız mı? Beraber miydiniz ki? Eda! Cevap ver! Dudu! Ne oluyor burada Allah aşkına? Birkaç dakikadır sihirli küreme burada mutsuz olaylar yaşandığına dair sinyaller geliyor. Bu mende buradan geliyordur. Ah! Taceddin! Senin ne işin var orada? Dudu'ya söyle beni indirsin buradan. Anlatayım neler olduğunu. Bakma bana öyle Firuze, işinle ilgilen. Sana bakmıyorum. Fırında yemeğim var, ona bakıyorum. İyi. Kötü bir şey mi oldu? Eda ile ayrıldık. Vah vah. Pek mi üzüldün? O mu seni bıraktı, sen mi onu bıraktın? Ya bu ne manasız bir sorudur böyle? Kim gittiyse gitti, ayrılık ayrılıktır. Aşkı kimin bitirdiği önemli değil, aşkın bitmiş olması önemli. Ama terk edilmiş, kapının önüne konmuş bir halin var da. Bana bak, yoksa senin bize nazarın mı değdi? Yani ahın falan mı tuttu ha? Aman o mesele kaç sene evveldi. Benim seninle ah mah alışverişim olmaz artık. Lafını bil de konuş. Merhaba amca, ne zaman geldin? Biraz önce Çilekçim. Bitti. Bak, bunu sana ilk ve son defa yaptım, haberin olsun. O ne Çilek? Hiç, sonra anlatırım. Betüşler geldi mi? İşte geldi. Evet, biz geldik. Bu gece balonun en yakışıklısı ben olacağım Firuze abla. En güzel ama en yalnız kızı da ben. Amca, eğer kimseyi bulamazsam mecburen kavalyem olmanı isteyebilir miyim? Amcan bugün çok efkarlı Ceren. Artık istesen de gelemem, üzgünüm. Ha? Hadi ha. Hadi bakalım koca bebek. Senle erkek erkeği bizim odada konuşalım biraz ha? Hadi. İyi, peki. Cem, Ceren, hadi siz de paketlerinizi yukarıda açın bakalım ha? Aferin size. Tamam. Firuze, seninle biraz mutfakta yalnız konuşabilir miyiz? Hayırdır Betüş Hanım, beni niye mutfağa çektiniz? İki şey için. Şimdi birincisi, Ceren bu akşam baloya yalnız gitmek istemiyor. Sınıfındaki bütün arkadaşlarının bir eşi varmış, Ceren yalnız. Diyorum ki, acaba senin Mahmut Ceren'e eşlik eder mi? Ah, eder etmesin ama Mahmut'un öyle bir yere gidecek ne üstü başı var ne de dans etmeyi bilir. Boş ver, sen orasını bana bırak. Cem'in bir sürü küçülmüş, dar gelen ama çok şık kıyafetleri var. Onlardan birini ayarlarız. Dansa gelince de boş ver, önemli olan onların eğlenmesi zaten. Dans bahane. Allah razı olsun Betüş Hanım. Bu ona en büyük takdirname hediyesi olacak. Tamam, o zaman sen Mahmut'u hazırlarsın. Bizden biraz erken çıkarsın, hemen bize yollarsın, tamam mı? Hadi. Öbür mesele neydi, hani ikincisi? Aa şey, bak dünden beri çok telaşlıyız ya, unutup duruyorum. Gerçi Sadık bir şey yoktur diyor ama sence Çilek iyi mi? Şey... Pes Taceddin, pes. Helal olsun sana, bravo. Demek sonunda gözünü kararttın, Dudu'ya meydan okudun. Gülme Perihan, gülme. Zaten sinirim tepemde. Hadi hadi, benim bildiğim Dudu Umur'u gerçekten sevse ne yapar eder, gözünü karartır onun peşinden giderdi. Canım Taci'yi sevdiğimden değil, çocukların başı boş kalmasınlar diye. Bak Eda demin kayboldu, meraktan öldüm. İyi de kızın odasında ağlayıp dururken sen niye burada böyle yayılmış yatıyorsun o halde? Git kızını teselli et, onu dinle. Uğruna gözyaşı döktüğü adam da adam olsa bari, ne o öyle o? Yerinde duramıyor, kıpır kıpır her dakika. Ona sen karar veremezsin hayatım. Çünkü bu aşk dediğimiz şey onu yaşayanlardan başka hiç kimseye söz hakkı tanımaz. Aman faniler için gözyaşı döken kızlarıma ben yardımcı olamam. Ağlarlar, ağlarlar, unuturlar. Ayol onlar peri, ellerinde bir sürü yetenekleri var, sihirleri var. Akıllarına başlarına alsınlar, kullanmayı öğrensinler değil mi? O zaman beni indir kızımla, ben konuşayım. Sen konuşma, kapa çeneni. Ne yaptın sen?
Periler heyeti başkanı olarak yapmam gerekeni yaptım. Şekerim, madem sen kızınla ilgilenmiyorsun, o zaman babası ilgilenecek. Taceddin'cim, hadi git kızını teselli et. Sana ihtiyacı var. Bir baba olarak sorunu düzeltebiliyorsan düzel. Sağ ol Perihan. Hemen gidiyorum. Hele bir düzeltsin. Hele Eda'nın o şapşalla yeniden görüşmesine vesile olsun. Vallahi kıyameti koparırım. Hiçbir şey yapamazsın. Gözüm üzerinde. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ah Eda'cığım, ah. Aşk gözyaşları mı bunlar? Evet. Madem bu kadar üzülecektin, niye ayrıldınız? Anlayacağın mevzu bu abi. Yani şimdi Eda sana Betüş'le ne konuştuğunu anlatmadığı için mi ayrıldınız? Ya çok komiksiniz. Betüş de senden bir şey saklasa aynı şeyi yapmaz mıydın abi? Tabii ki yapmazdım. Hadi canım, yalan söylüyorsun. Ya niye yalan söyleyeyim? Doğruyu söylüyorum. Mesela Betüş bugün ne konuştukları hakkında bana hiçbir şey söylemedi. Ha? Bak sana şöyle söyleyeyim. Ben Betüş'e çok güveniyorum ve ondan çok eminim, tamam mı? Zaten beni ilgilendiren bir şey olsaydı mutlaka bana söylerdi. Yani? Yani gidip Eda'dan özür dileyeceksin. Ama o da beni terk etti. Yahu çocukça davrandığın için terk etti. Bak, kayınvalidemin gönlünü hoş etmek için sizin sımsıkı sarılmanız gereken ve hiç elinizden bırakmayacağınız tek bir şey var. O da aşkınız. Eğer bunu da beceremezseniz ikiniz de ayıplarım Tarık. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Aslan kardeşim benim, gel. Sağ ol abi. Canım benim. Oh, ah Betüş, ne oldu? Haklıymışım. Çilek gerçekten de iyi değilmiş. Ah, nesi varmış? Kardeşlerini azıcık kıskanmış. Hı. Onun bir karnesi yok diye onu sevmiyoruz sanmış. Ona hediye almayacağız diye çok üzülmüş. Eyvah, kalbi nasıl kırılmıştır. Nerede şimdi? Salonda. Firuze bana her şeyi anlattı. Şimdilik hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım. Bak, Cem'le Ceren'i de tembihledim, tamam mı? Biraz sonra bize bir şey gösterecek. Gülmeden ona işin doğrusunu anlatacağız, tamam? Tamam, tamam. Hadi. Sıra bana geldi mi? Aa, ne sırası Çilekciğim? Geldiğimizden beri size bir şey göstermek istiyorum ama kimse benimle ilgilenmiyor. Benim biraz problemlerim vardı. Annenle babanı azıcık çaldım, özür dilerim. Şuna bakar mısınız? Bakalım. Konuşma 5. Kardeşleriyle iyi geçinme ve paylaşma 5. Anne babaya sevgi ve saygı 5. Wow! Beslenme alışkanlığı 5. Oho! Oo, Çilek de takdirname almış. Hem de bütün notları 5. Biz senin yaşındayken bu kadar başarılı değildik. Bence en büyük ilgiyi, en büyük hediyeyi Çilek hak etti. Bence de. Evet, şimdi söyle bakalım Çilek abla. Ne istiyorsun? Kardeşlerimle balaya gitmek istiyorum. Tamam, anlaştık o zaman. Yalnız önce sana şunu söylememiz gerekiyor. Dünden beri Cem ve Ceren'e daha fazla ilgi gösterdiğimizi sanmış olabilirsin. Seni kardeşlerinden daha az sevdiğimizi de düşünmüş olabilirsin. Doğru değil. Hepinizin kalbimizdeki yeri ayrı. Bak Çilek'cim, kardeşlerin çok zor bir yıl geçirdiler. Yani dersleri çok ağırdı. Sen de büyüyüp okula gittiğin zaman onları çok daha iyi anlayacaksın. Sizi birazcık kıskandım. Özür dilerim. Aferin sana. İşte duygularını böyle dürüstçe paylaştığın için bence en büyük takdiri hak ettin. Hmm, canım benim, yani sınıfını geçtin. Müsaadenizle ben çıkayım artık. Mahmut'u hazırlayıp göndereceğim ya. Mahmut mu? Düşündüm de bu gece Ceren'e en uygun kavalye Mahmut olacak. Yaşasın. Bekle de o şeyi getireyim. Kızı sen olacaksın Çilek. Hadi kızım, üzülme bu kadar. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir şey. Barışırsınız. Bıraktı beni baba. Artık
artık asla barışamayız. Ama azıcık da haklı. Sen ondan bir şeyler saklayınca kim bilir aklından neler geçmiştir. Ne yapsaydım, gerçeği söyleseydim. Söyleyemezdin ama ailevi bir mesele deyip söyleyemeyeceğini açıklayabilirdin. Nasıl yani? Bence bir adım at, bu kadarcık bir açıklama yap ve özür dile. Göreceksin her şey düzelecek. Emin misin baba? Babana güven. Sağ ol baba, sözlerin bana güç verdi. Bir şey değil canım, sen benim kızımsın. Ben hala sizler için yaşıyorum. Ya baba, sana bir şey soracağım ama bana karşı dürüst ol. Hmm. Sen bugün neden anneme sert çıktın? Ben Kemküm. Onu kıskandın değil mi? Bak Eda, hala evli olsaydık bugün 40. evlilik yıl dönümümüz olacaktı. Onun için bir anlamı kalmasa bile böyle bir günde o adamla olmasına gönlüm razı olmadı. Baba. Ya kız. Madem Umur Bey'in peşinden gitmedin anne, ben de size ikinizin de unutamayacağı 40. yıl balosu hazırlamazsam. Ah Suzan, neredesin? Aç şu telefonu ne olur. Ya aç Suzan şu telefonu. Ben geldim. Ne haber Avni? Aa, bakıyorum da teleskobun yok. Yok tabii, çünkü seni bekledim. Niye bütün gün telefonun kapalıydı? Şarjım bitmiş de mi fark ettim? Hayırdır? Ay, hayır. Otur Suzan, otur. Otur bak, şimdi sana ne göstereceğim. Bu kablolar ne böyle? Televizyon niye burada Avni? Şimdi açıklayacağım Suzan. Hani dayının Almanya'dan yıllar evvel gönderdiği şey vardı ya. Evet, İsmail'de kamera. Onunla ben perileri kaydettim. Öyle mi? Evet, evet. Birazdan gördüklerine inanmayacaksın ama kocana inanacaksın. Allah Allah. Görelim bakalım. Şimdi başlayalım. Yok bir şey Avni. Tamam, merak etme. Herhalde kasetin ortasından kaydettim. Şimdi başlar, tamam mı? Yok işte bir şey Avni. Ya merak etme, başlayacak. Biraz ileri sarayım. Herhalde ileridedir, şimdi başlar. Biraz da geri sarayım. Başlar. Başlaması gerek. Başlasana be, başla. Aa, vurma kameraya Avni. Hatıran sor, onun günahı ne? Olmayan şeyi nasıl göstersin hali? Ama gerçekten çektim, perileri çektim diyorum. Hani o küçük çilek var ya, o da peri. Onu da çektim işte. Garip şeyler yapıyordu, bir onu giyiyordu, bir bunu giyiyordu. Çektim diyorum sana. Ama herhalde kayıt düğmesine bastım zaten, basmamışım. İyi ki de kendime sanal arkadaşlar bulmuşum. İyi ki kendimi terbiye etmişim ki sinirlerime hakim olabiliyorum. Yoksa seni şuracıkta parçalar gebertirdim Avni. Kaydedememişmiş. Suzan, bak ne çıktı? Aa, bizim 10 yıl önceki görüntümüz. Ay, gece konuda yaşarken. Ya ne kadar mutluyduk. Evet, ne günlerdi ama değil mi be abi? Yani parasızdık, teleskopsuzduk ama mutluyduk. Saçlarıma bak, sülün gibiyim. Beceremiyorum ya. Şimdi Tuğçe gelecek. Ben hala şu papyonla uğraşıyorum. Ben yapayım mı? Becerebilir misin? Dur ben de yardım edeyim şöyle. Gömleğin altından da geçirdik mi? Tamam. Oldu işte. Sağ olun. Gerçekten de becerdiniz. Saçlarım nasıl olmuş Çilek? Çok güzel. Çilek, sen baloya gideceksin ama ne giyeceksin? Doğru ya. Ne giyecekmiş? Eskiden beri çok sevdiği bir elbisesi varmış dolapta. Uzun zamandır giymiyormuş, onu giyecek. Nerede? Göstersene Çilek. İşte bu. Güzel mi? Ay çok güzel. Muhteşem. Peki senin kavalyen kim olacak? İşte burada. Az mı? Olmaz mı? Olur. Hadi bakalım. Cem, Ceren aşağı. Çilek de hazırlandı mı işimiz tamam demektir. Betüş, bizim partinin pastasını sen yapmıştın değil mi? Evet, kafede harika bir pasta yaptım. Sabahtan da balo salonuna yolladım. Hoş geldiniz. Gelin bakayım. Hop, aman ne kadar şık olmuşsunuz ikiniz de. Cem, Ceren, Tuğçe ile Mahmut geldiler. Vay, bu benim kızım mı, bu benim oğlum mu? Muhteşem görünüyorsun Tuğçe. Çok güzel olmuşsun Ceren. Teşekkür ederiz.
Çıkalım mı? Çilek de bizimle geliyor, onu bekliyoruz. Aa ne güzel. Ta 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 ta. İşte balonun en güzel kızı Çilek. Ben hazırım. Ne çabuk. O kolundaki kim Çilek? Kavalya. Hayatım ne olur biz de onlarla gidelim. Çok eğleniriz. Baba baba sadece bizim için. Sadıkçığım sen çocukları bırak gel. Ben sana söz veriyorum. Evde harika bir balo hazırlayacağım. Söz mü? Söz. Tamam hadi bakalım yürüyün çocuklar. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi. İyi eğlenceler. Sağ ol sağ ol. Güle güle. Ben şimdi yukarı çıkıp hazırlanayım. Sadık'a söz verdim, hazırlanmam lazım. Benim durumum ne olacak yenge, yani Eda'yla? Yarın Eda'yı kafeye çağırırım, konuşursunuz ha? Peki. Ne yapıyorsun Dudu? Sayende Umur'la seyahate gidemedim. Boş kalmayayım, Betüş'le kocasını ayırayım dedim. Bak bana olan sinirini onlardan çıkarma. Sus Taci, benimle konuşma. Zaten sinirim tepemde. Tüylerim diken diken oluyor. Benim de tüylerim diken diken Dudu. Sana ne oluyor? Memnun ol işte, kaldım buralarda, bir yere gidemedim. Bugün günlerden ne sen biliyor musun? Ay ben ne bileyim, ben periyim ayol. Benim günlerle ilgim mi var? Haklısın. Soranda kabahat. Amma da tozlanmışlar. Annemle babam birbirlerine çok da yakışıyorlarmış. Maşallah. Neyse. Bunları da hallettik. Geriye bir tek Perihan teyzeyi çağırmak kaldı. Perihan teyze! Perihan teyze! Gene ne var Eda? Gene ne var? Bak! Aa! Bunları nereden buldun Eda? Çok zor oldu. Perihan teyze, bugün annemle babamın 40. evlilik yıl dönümüymüş. Aa! İyi ya, babam söyledi. Ah canım. Şimdi ben diyorum ki, eğer izin verirsen ayrı olmalarına rağmen şatoda onlara çok güzel bir kutlama partisi düzenlesek, sihirlisin der. Aa, delirdin mi? Eda ne yapıyorsun? Annem bize çok kızar sonra. Öyle mi diyorsun? Ama bugün Umur Bey'le gitmedi. Aslında haklı da olabilirsin. Bak şimdi Perihan teyze. Bence bu fotoğrafları şatonun dört yanına yerleştirelim. Ha? Ondan sonra ışıkları söndürelim. Ha? Ondan sonra onların şarkısını koyalım. Sonra da sen onlara sihirli bir halka yap. Ama küçük olsun ki içinde kaldıkları zaman birbirlerine sarılıp aşk ateşleriyle tekrar ve sonsuza kadar dans etsinler. Nasıl fikir? Bana bak, bu çok eğlenceli olabilir. Çak! Aa, ne oldu böyle? Şatonun elektriği kesildi. Sihir de işe yaramıyor. Çok iyi oldu. Sihir mihir yapamazsın karanlıkta. Aa, bunlar da nereden çıktı? Ben bir şeyler çakıyorum ama. Aa, bizim şarkımız. Taci, neler oluyor burada? Neler olacak? Eda bize evliliğimizin 40. yılı için kutlama hazırlıyor. Ve kalıbımı basarım, bu işte Perihan'ın da parmağı var. Biz evli miyiz artık? Eda, Perihan, kesin artık şunu. Kesmiyoruz Dudu. Var mı bir itirazın? Birbirinizi ister sevin, ister sevmeyin. Bu gece birlikte dans edeceksiniz. Ne? Burada dip dibe sıkışıp kaldık. Eğer
eğer dans etmezseniz de bütün gece böyle kalacaksınız baba. Evet, o çember ancak dans ederseniz bozulabilir. Üstelik bütün şarkı boyunca. Eda, Perihan kesin şunu, çok fena olacak sonra. Görüşürüz. Benimle 40 yıllık eski kocanla dans eder misin Dudu? Of. Tamam tamam ya. Geldim, geldim. İşte döndüm. Hoş geldin. Betüş nerede? Yukarıda senin için hazırlanıyor. Ha tabii, bana söz verdi. Balodaymış gibi benimle dans edecek. Abi istersen ben biraz dışarıda dolaşayım. Yani burada fazlalık olurum ya. Ha tabii tabii doğru. Yani partnerin de olmadığına göre sen biraz dolaş hadi. Betüş. Hayatım. Muhteşemsin. Aa kapı. Kim geldi bakın bakayım. Yabancı biri ise beni böyle görmesin deli zannederler vallahi. Eda. Tarık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Eda, Betüş. Galiba kalabalık bir ev balosu olacak ha? Ben ışıkları söndürüp müziği açıyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Betüş çok şık olmuşsun. Thank you.